Merhaba arkadaşlar, sıfırdan başlamanın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. En son hatırlarsanız Venom almıştık, gördüğünüz gibi Venom'um ve petim 11 oldu. Venom'um var, artık daha da güçlü olduğumuzu söyleyebilirim. Onun dışında bugün günlük girişten bir adet Left4 aldım. Şöyle gemide takılıydı birinci de. Aynen Left4 aldım. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün aslında birazcık farklı bir amacım var. Bugün 7 tane apokalips kutusu açacağım X2 haritasında. Bugün attığım videoyu biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, hatta 6 tane açıyormuşum. Bugün bir video attım. Kendi hesabımda 37 tane scrap apokalips kutusu açtım. Ve birçok arkadaş 2X haritasında aç falan filan demişti. Şimdi 6 tane açacağım, bir şey çıkacağından düşünmüyorum. Ama deneyelim hadi ben. Bir Zeus bir hapis verdiğini düşünsene. Öf. Şimdi ilk kutu bakalım. HSTRM 01. Evet, benim mükemmel şanslıydım. Şimdi ikinciyi açıyorum. Bu arada şunun görevini yapıyorum. Topluyorum etraftan. Hop, sarı 2. Hadi üçüncüyü de açalım. Sonuç kalsın. Hatta şu aşağıda da mı vardı? Emin değilim. Bakalım. Sarı 2. Abi sarı 2 beni var ya, aşırı seviyor bu arada gerçekten. Hadi bir tane de yeşil ganimet açacağım. Sabelli. 500 ürün. Bir arkadaş demişti her gün bir tane aç demişti. HSTRM. Evet, iğrenç şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani bir şey çıkacağından ümitli değildim zaten. Hadi şunu da açalım. Son bir tane kalıyor. Abi. Sinirlenmeyeceğim. Sakinim. Gayet sakinim. Ya ama yapmazsın be. Abi kendi hesabına da kaç tane sar 2 verdi, sab 50 verdi. Bak bundan sab 50 vermez, verecek. Kesin sab 50 verecek. Ya. Bu arada bir argi daha yaptım. Şunu da hemen basayım şöyle. Şöyle bir durum var. En son belki yayınlara gelmeyen arkadaşlar vardır. Özet geçeyim yayında ne yaptığımıza dair. Yayında Venom yaptım. Çiçek topladım az bir şey. Onun dışında ne yaptık? İşte görevlerim vardı. Bayağı bir görev yaptık. Ardından da işte kasılmaya devam ettik. Bakalım. Başka ne yaptığımızı düşünüyorum şu an. Bilmiyorum abi, başka bir şey yapmadık. Aynen, başka da bir şey yapmadık zaten. Görev yaptık dediğim gibi. Görevlerde yardım eden arkadaşlar oldu sağ olsun. Şimdi ben birleştirde çiçek, bu arada harbi çok azalmış oyunda. Bilenleriniz vardır. Arkadan ses geliyorsa kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu ikinci devamı da kesiyorum. Ve Endurium'u da buldum. Endurium'larımı da topluyorum. Adige ve yok edici diye bir arkadaş, sağ olsunlar, yardım istiyor musun falan dediler. Dedim şu an günlük görevlerim var. Öyle, bu video birazcık şey amaçlıydı ya. Bu apokalipsleri açasım vardı. Ben de açtım. Tamam, bu bitti. Şimdi şunu bitireyim hemen. Bir de birazcık galaksi kapısı basasım var. Şu şeyi alacağım. Size de göstereceğim. 5 liraya mı, 6 liraya mı ne? 500 tane GG falan veriyor. Buna da ihtiyacım var herhalde. Tamam, bu da bitti. Mordon keseceğiz şimdi. Sen değil ama. Mordon. Burada Mordon varmış. Bu adam sıkmış bunu herhalde. Neyse, keselim ya. Giderse de gitsin. Ha, tamam, geldi bize. Başka bir görev var mı? Yok herhalde. Aynen. Tamam. Şimdi Mordonları bir halledeyim. Bu adam kesiyor bunu. Ben şu an bir tık güçlü olduğumu düşünüyorum. Bir tek şey alacağım. Siz söyleyin. Burgu alacağım. Burgu. Ardından Zed'e döneceğiz. Hafta sonu yetiştirebilirsem. Hafta sonuna kadar açmayı yetiştirebilirsem. Hafta sonu Zed'e dönesim var. Hasarım 4000-5000 arası. Bence gayet ideal. Yapabilirim. Birkaç tane de L3 alabilirim. L3. Evet, L3 alırım. 30 milyon param var. Birazcık basar alırım. Onun dışında şu an klanımızda olan arkadaşlar varsa bana yazabilirler, para isteyenler. Atarım, sıkıntı olmaz. Benim zaten klandan para almama gerektirecek bir durum yok artık. İsteyen arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar varsa, gelmek isteyen arkadaşlar varsa onları atabilirim. Öyle. Bu arada yeni uygulamamıza da bir göz atın derim. Güzel oldu. Yani çok basit diyelim. Türkçesiyle. Ama daha geliştirme tabii ki olacak.
geliştirmeleri yapacağız. Daha normal şu an bir düzeyde. Bakalım. Bu arada petim çok iyi level atladı. 11 level oldu. Bunun en büyük sebebi de görevleri yapmış olmam. Sağ olsunlar, canlı yayınlarda görevlere çok yardım eden arkadaşlar oldu. Her birine teşekkür ediyorum teker teker. Zaten yayınlarda da teşekkür etmiştim birçoğuna. Hatta hepsine. Sağ olun, var olun valla. Bu yardım eden arkadaşlarım birçoğu olmasa zaten şu an bu kadar güçlü değildik diye düşünüyorum. Şurada var bir tane. Şuna gidelim. İki tane kalmış. Güzel. Tamam, bu da öldü. Şu Venom'un şu özelliğini çok hoşuma gidiyor. Bir de Venom'un görünüşü benim çok hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz Cyborg'u çok seviyorum gemi olarak. Ben de olmasa da Cyborg'u sevdiğim bir gemi. Şimdi bir tane boss Saimon bulacağız. Bu bulucuyu da almamın en büyük sebebi bunlardı işte. Gerçekten beni çok uğraştırıyordu bulucu olmadan. Gördüğünüz gibi bitirdik bunu da. Şimdi Saimon arayacağım. Bu görev bize ne veriyor abi? 4000 ori veren mi bu? Yok, 2. Güzel, 2000 ori. 2 tane de yeşil ganimet veriyor. Yeşil ganimetlerimizi bekletelim abi. İleride zaten Left 4 gününde kullanmayı düşünüyorum. Full pro olana kadar en azından. Bilmiyorum, pro görevlerini katlayıcı alarak mı yapsam diye düşünmüyor değilim. Katlayıcı olursa 20 tane promuz olacak 10 yerine. Kendi hesabımda, yani ana hesabımda TR15'te 10 tane alabilmiştim. O açıdan işte yavaş ilerledim. Eğer şu an 20 olsaydı 25 tane falan prom olacaktı o hesapta. Ama işte sonradan öğrendik. Bunu kestin mi? Kesmemişsin. Şu aşağılarda var mı? Tamam. Şu soldan şöyle gidelim. İkinci konfiye geçelim bir bakalım, kalkanımız 150 bine yaklaşmış. İdare eder, güzel. 24 geçe şey alacağız. Unutmayalım. Lef 3'e basacağız birazcık. Ya Lef 3'ü aslında almamın hiçbir mantığı yok ama güzel, hoşuma gittiği için alasım var. Yani bir zaten full olmam. Full Lef 3 olmam büyük ihtimalle. Çünkü o kadar para harcamam Lef 3'lere. Ama bayağı bir, yani bayağı bir dedim, alabileceğim kadar normal düzeyde alacağım. Şimdi benim bu görevlerim varmış aslında. Şuna birazcık başlamışız gibi. Neyse, şimdi birazcık galaksi kapısına bakalım. Ben bir o dediğim şeyi göstereyim size bir de. Şu Uranium kısmında. Chrome'dan açalım. Aynen. Bunu kullanamıyorsun diyor. Şuna basınca açılıyor mu? Evet, böyle bir salaklık da var işte. Heh, başlangıç paketlerinde değil. Nerede bu abi? Almış olamam. Almadım çünkü. Allah Allah. Garip. Kaç tane galaksi kapım var peki benim? 62.000 uri olmuş. Çok iyi. Şimdi şuna birazcık basalım. Gemi değişip. Ben bu şeyi merak ettim ya. Google'dan açıp mı denesem? Şurası normalde cash for action. Bir deneyelim. Buradan deneyeyim. Tamam, buldum. Şu başlangıç şıklarını bastığınızda bunu alabiliyorsunuz. 6 liraya. 10.000 x3 veriyor, 1000 tane PT21. Tecrübe desteği veriyor, şeref desteği veriyor, hasar desteği veriyor. 139 tane günlük diski ve 300 ekstra enerji veriyor. Aslında bu tecrübe desteği, şeref desteği, hasar desteği kaç günlük acaba? Şey yapsam mı düşündüm. Adı nedir? Mesela Zeta'yı yapmadan önce alayım. Yani o gün yapacaksam, eğer kesin eminsem, o gün alayım. Çünkü o tecrübe desteği işimize görür. Tabi diğer desteklerde hasar falan. Şimdi şuradan biz Zeta'ya beşli beşli. Şöyle bir basalım. Şimdi Zeta'yı ilk yaptığınızda kesin düşüyor zaten, biliyorsunuz. Eğer x2 gününde yaparsanız da 2 tane düşürüyorsunuz. Huri harcadık mı? Evet, huri harcamışım birazcık. Neyse, bir şey olmaz. Kesin 2 tane düşürüyoruz x2 gününde yaptığımızda. Ama normal günde yaparsam bir tane kesin düşüyor.
Ve şöyle bir şey yok. Kesin çıkar diye bir şey yok. Şansınıza bağlı. Huabuç çıkarma taktiği bana göre yok. O yüzden havuç çıkarma taktiği falan hiçbir şey denemeyeceğim. Artık nasip de varsa diyeceğiz. Şuna 10 milyon bir basayım şöyle. Tamamdır. Ya eskiden var ya, benim şu kadar ürünüm olsa direkt bu 6 taneye lef falan alırdım. Çok eskiden. Ama şimdi burası var. Şuna ben krediyi ne yapacağım? Bir düşüneyim. Kredi o kadar fazla işime yarayacak mı? Cephane falan alıyorum. Okey. Başka ne yapıyorum? Orada ne kadar kalmış? 41 milyon. Çok çok iyi. 17 az kalmış. Dükkandan alabileceğim bir şey var mı? Krediyle. Aga 100 bin lira. Aa şunu çok... Bu var ya, bu Big Boy çok hoşuma gidiyordu. Tasarımlarda zaten şey tasarımları var. Silahlara bir bakalım. Droid tasarımı kaç bine geliyordu vurguya? Vurgu 150 binden 120, 112 bine mi ne düşüyordu herhalde? Neyse, vurguyu da alacağız. O zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Az bir kısa bir video oldu ama dediğim gibi amacım benim Apokalips açmaktı. Apokalips de artık nasip de yokmuş diyelim. Yani Apokalips vardı ama içinden çıkan nasip de yokmuş diyelim. O zaman bugünlük benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Çünkü izleyenler ne yazık ki abone olmuyorlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.